Sıva yaptım. İstanbul'dan Polatlı'ya kadar mermilerin taşınmasını yapacaktık. İnebolu'dan başladık. Mermilerin yüklenmesi, kadınların kanılarla taşımasını. 15 kişilik bir öğrenci grubuyla birlikte bunların Polatlı'ya kadar taşınmasını canlandırdık. Burada Şerife bacıların herkesin köyünden kopup kanılarıyla gelmesi, İnebolu'ya dağları aşarak inmesi ve buradan Polatlı'ya Atatürk diyor ya, gözüm cephede, kulağım İnebolu'da. İnebolu'dan gelecek mühimmat kadınlar ve çocuklar vasıtasıyla Polatlı'ya taşınıyor. O taşınmayı canlandırdık. 15 kişilik öğrenci grubum gönül verdiler. Biz gece saat 11'de Zoom üzerinden ders yaptık geçen yaz boyunca. Ve herkes kitre bebeğini hazırladı. Kağnıları hazırlattırdık. İşte öküzleri hazırlattırdık. Bunları nasıl sergileyeceğimizi belirledik. Burada yaptığımız sergi 9. sergi oldu. Hatta sergiyi büyütüp İzmir'e kadar götürmek niyetindeyiz. Çalışmalarımız devam edecek ve İzmir'e düşman dökülünceye kadar denize sergiyi genişletip büyütmeyi hedefliyoruz. Üzerimde gördüğünüz kıyafetin minyatür hali bu şekilde bebeklerle üzerinde canlandırdık. Onu yapmaya çalıştık. Bu şekilde böyle canlandırmalar yaptık. Bu 100. yıla ithafen yapılan bu sergide kitre bebekler, kağnılar, dağlar, hepimizin emeği var aslında burada. Tren ve burada kocaman bir hikaye var. Türk kadınının cumhuriyeti nasıl kurduğunu biz anlattık. Bu evet Ankara Polatlı'ya kadar geldi ama İzmir'e kadar Yunan'ı dökmeye niyetliyiz. Bu daha da büyüyecek.